Günaydın, geri sayıma hoş geldiniz. Bugün 5 Şubat Çarşamba, saatlerimiz 9.30'a yaklaşıyor. Ekonomi gündemiyle geri sayımda karşınızdayız. Piyasaları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Bu sabah stüdyomuzda Mert Yılmaz var, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Mert hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Ve Ankara stüdyomuzda her sabah bu saatlerde olduğu gibi istihbarat şefimiz Ahmet Ergen de bizi bekliyor. Gündemimiz oldukça sıcak başlıkları içeriyor. Hem içeride hem dışarıda. Piyasalarda bugünlerde hareketli. Zaten yeni yılda öyle başlamıştı. Aslında Mert Yılmaz'dan bir ilk değerlendirme alarak başlayalım. Dünyada koronavirüs ve etkisi, bu iş ne kadar ciddi, piyasalara etkisi ne olacak? Ciddi bir önce olumsuz yansıma gördük ama sonra bir takım tedbirler alındı, işte aşı mı bulundu acaba gibi böyle bir toparlanma havası da var. Bu geçici mi kalıcı mı? İçeride de bizim kendi gündemimiz jeopolitik gelişmeler. Yani o da oldukça sıcak başlıkları içeriyor. Biz içeriği mi fiyatlayacağız, dışarıya mı bakacağız? Nasıl görüyorsun durumu? Vallahi yılbaşından bu yana yaşadıklarımızı hani dünyanın yaşadıklarını alt alta koysan olacak şey değil. Ortaya çıkan son durum işte bu koronavirüs hikayesi. Çok ciddi bir sarsıntıyı beraberine getirdi. Dünyadaki ekonomik aktivitenin hız kesebileceğine yönelik kaygılar, özellikle endüstriyel emtia fiyatlarına çok ciddi satışları beraberine getirdi. Yatırımcı davranışında riskli varlıklardan kaçış, risksiz varlıklara bir yönelimin söz konusu olduğunu gördük ve borsalarda hatırı sayılır bir satış baskısı söz konusu oldu. 124.500'deki tarihi zirveden bir miktar geri çekime söz konusu oldu, yaklaşık 119 bin lira. Sonrasında işte Çin piyasasının açılması bir sert satışla açıldı ki çok doğal, yani kapalıydı ve diğer piyasalar o satışı önden yüklemişti aslında, realize etmişlerdi. Dolayısıyla o makasın kapanması. Sonrasında dün bir miktar Çin'de en azından tansiyonun, yani bu koronavirüsü özelindeki tansiyonun bir miktar sanki sakinleşebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle beraber oranın pozitife doğru dönmesi, bizim tarafta özellikle Halkbank süreci, Amerika'da verilen temiz kararı bizim piyasayı yaklaşık %2,5 gibi tekrar bir 122 milyon üzerine doğru attı. Ama burada senin söylediğin gibi çok önemli bir risk benim açımdan var baktığım yerden. O da işte Türkiye-Rusya ilişkileri. Yani bu üç aktörlü bir oyun aslında, Türkiye, Rusya ve Amerika. Hani çok uzun sürede aslında Türkiye dış siyasetinde zaman zaman Rusya ile Amerikan arasında çok sıkıştı. Ama son zamanlarda özellikle Rusya ile yakınlaşmanın ne kadar yoğunlaştığını hep beraber gördük. Ama İdlib'de yaşananlar aslında bunların öncü işaretleri de yavaş yavaş geliyordu da. Ki Sayın Cumhurbaşkanı da son günlerdeki açıklamalarında buna atıfta bulunmuştu. Şimdi piyasacı gözüyle bakacak olursam şunu söylemek benim açımdan çok zor değil. Türkiye-Rusya arasındaki yaşanan bu gerginlik Türkiye-Amerika arasında bir iyileşmeye neden olabilir. Bence tamamen bir beklenti şey olarak, şahsi fikrim olarak söylüyorum. Özellikle İdlib'de yaşananlar, Türkiye-Rusya arasında yaşanan bu gerginliğin hemen arkasından Amerika'da alınmış Halkbank kararının çok tesadüfi olmadığını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla piyasa özellikle fiyatlama üzerinden, Türkiye'nin finansmana ihtiyacı, finansmana erişim pek çok konu üzerinden bakıldığında Türkiye-Amerika arasındaki o ilişkileri toparlanmasına olumlu fiyatlar. Ama diğer taraftan Türkiye-Rusya ilişkileri de çok da bir sırpıda kenara atılabilecek ya da orada bir risk yokmuşçasına fiyatlanabilecek bir durum olmadığını da kabul etmek gerekir. Bunun sosyal ve siyasi bir takım maalesef riskler içerdiğini kabul etmemiz lazım. Şimdi jeopolitik faktörler gerçekten çok belirleyici olacak önümüzdeki süreçte, öyle anlaşılıyor. Son durumu bir Ahmet Ergen'e soralım. Ahmet, Amerika, Rusya, Türkiye üçgeninde son durum ve bizim pozisyonumuz. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir telefon görüşmesi de yapmıştı. İdlib'de 8 şehidin verildiği saldırının ardından Rusya lideriyle. Nedir son durum ve ne konuşuluyor Ankara'da bu konuyla ilgili? Arzu, şimdi pazartesi sabahı Suriye rejiminin İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik saldırısının haber alınmasının hemen ardından çok boyutlu bir değerlendirme süreci başladı. Konuşulan başlıklarda, öne çıkan konulardan biri bu gelişme Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkileyecek ve bu gelişmenin ardından yürütülecek temaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya lideri Putin arasında bir görüşme olup olmayacağı. Sorular bu iki konuda aslında güçlü beklentilerle oluşmuştu. Dün itibariyle baktığımızda aslında her iki soruya yönelik yanıtlar da hemen hemen belirginleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı ve verdiği mesajlarla da aslında Ankara'nın duruşunu ortaya koyan bir şekilde durumu aydınlığa kavuşturdu. Türkiye yaşanan bu gelişmeyi Rusya ile bir gerginlik sebebi
olmasına izin vermeyecek şekilde değerlendirdi. Buna yönelik net güçlü mesajlar var. Bunun yanı sıra İdlib mutabakatının açık bir şekilde ihlal edildiği görüşünü her cephede, her şekilde dile getiriyor ve İdlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının varlığının, Türk askerinin oradaki varlığının devam edeceği de özellikle vurgulanmış durumda. Şimdi bu görüşmeye, sözünü ettiğimiz telefon görüşmesine dönersek en üst düzeyde temas kuruldu. Aslında olayın hemen sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ve MİT'in temasları olduğuna yönelik açıklamalar daha önce yapılmıştı. Ama Rusya ile en üst düzeyde temas kurulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü ve bu görüşmede Türkiye'nin tepkisi ilk ağızdan Putin'e iletilmiş oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib'e, o bölgeye çatışmaların önlenmesi amacıyla gittiğini tekrar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüşmesinde ve bu saldırının Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu özellikle belirtti ve benzer saldırılar olması halinde de aynı şekilde karşılık verileceğinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmesinde. Görüşme dışında da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında bilindiği gibi Ukrayna'ya yönelik bir ziyareti olmuştu. Ziyaret sonrasında uçakta bu temasları izleyen gazetecilere yönelik açıklamaları oldu. Buradaki mesajları da aslında çok net. İdlib mutabakatı açık bir şekilde ihlal etti görüşünü. Cumhurbaşkanı da vurgulamış oldu. Türk askeri orada kalmaya devam edecek dedi. İdlib için bundan sonraki süreçte Fırat Kalkanı ya da Barış Pınarı benzeri bir harekat olabilir mi? Tabii önemli sorulardan biri de bu. Bunu da yanıtladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye rejiminin saldırısından sonra ortaya konan karşı hareketin ilk ayak olduğunu ifade etti. Durmayacağız, kararlılıkla bundan sonra devam edeceğiz dedi. Ama başlarken de vurgulamıştım, öncelikli olarak paylaşmıştım. Bu durumun, bu gelişmelerin Rusya ile ilişkilerde bir gerginlik sebebi olmasına izin verilmeyeceğine yönelik mesajlarını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ciddi çelişki içerisine Rusya ile girmemize gerek yok dedi. Rusya ile ekonomi, savunma, enerji alanlarında devam eden işbirliklerine dikkat çekerek böyle bir gerginliğe izin vermeyeceklerini yaptığı açıklamalarla ortaya koydu Berfu. Şimdi sorular var. Bir izleyicimiz diyor ki Çin'den kargom geldi, gidip almaya korkuyorum. Virüsün ticari ve ekonomik etkisi böyle korkular da artabilir mi demiş. Çin virüsü fiyatlaması ne kadar gündemde kalır? Serpil Hanım sormuş. Vallahi bence bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Özellikle işte yaklaşık 20 bin vakada görüldüğü ve yaklaşık 500 kişinin ölümle sonuçlandığı, hayatını kaybettiği bir virüsle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bilim insanlarının bile net bir şey söylemediği yere benim bir şey söylemem çok doğru değil. Ama piyasa en azından olayın bir stabilize hale gelmesini, en azından vaka sayısının artmamasını ya da işte ölü sayısının artmamasını gözlemlemeye çalışacak. Ve dünyanın başka yerlerinde yanlış bilmiyorsam bir şeyde, Filipinler'de, bir de galiba Singapur'da. İki ülkede daha ölüm var Çin dışında. Evet. Dolayısıyla o sayının da artmaması, yani başka ülkelerde vakaların gözükmemesi, bu stabilizasyonun sağlanması ve bir çözüme yönelik umut ışığının belirmesi ancak şey yapar, piyasaları sakinleştirir. Yoksa bu gergin bekleyiş bir miktar tansiyon düşse de devam edecek gibi gözüküyor. Peki, soru varsa bekliyoruz. gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresimiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Putin'le görüşmüş olması tabii öncelikli başlık olarak bizim akışımıza girdi. Albayrak'tan bir açıklama var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi FİKKO toplantısında geçen yılki kazanımları bu yıl daha ileri taşıyacak yol haritasına ele aldıklarını bildirdi. Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. FİKKO toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti ve açıklamasında 2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık değerlendirmesinde bulundu. Trump'ın rakibi belli oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Parti'nin başkan adaylığı için yapılan ön seçimde ilk sonuçlar açıklandı. South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg yarışı önde götürüyor. Vermont Senatörü Sanders %25'lik oranla ikinci, Elizabeth Warren ise %18'le üçüncü sırada. Favori gösterilen eski başkan yardımcısı Joe Biden ise yaklaşık %16'lık oy oranıyla dördüncü sırada kaldı. Ön seçimin nihai sonuçlarının ne zaman açıklanacağını
olacağı henüz bilinmiyor. Ancak sonuçların duyurulması geciktiği için tartışmalara neden olan ilk ön seçim olduğunu hatırlatalım. Bu arada Donald Trump için nihai azil oylamasının da Türkiye saatiyle gece 12'de yapılacağını duyuralım. Virüsü önleme fırsatı var diyor Dünya Sağlık Örgütü. Ölümcül koronavirüsün yayılmasını önlemek için fırsat olduğunu söyledi. Çin'in aldığı önlemlerin krizi önlemek için en iyi yöntem olduğu belirtildi. Tüm ülkelere Çin'e seyahat ve ticaret kısıtlamaları koymamaları çağrısını tekrarladı. Kısıtlama önlemi alan ülkelere de önlemlerin kısa süreli ve orantılı olması çağrısı yapıldı. Öte yandan affedersiniz, Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edilmedi. Salgın korkusu var ancak henüz risk yok. Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği uzmanları salgının bahar aylarında sınırlanabileceğini düşünüyor. Hatta virüs endişesiyle maske kullanılmasına gerek yok şeklinde bir değerlendirmeleri de olmuş. Biz de haberlerde sizinle paylaşıyoruz. En büyük etki petrol fiyatlarında. Virüs etkisiyle düşüş var. Amerikan ham petrol bir yıl sonra ilk kez 50 doların altına indi. Brent 54 dolarda. Bu arada Çin'deki koronavirüsü salgını küresel ekonomide endişeleri artırırken İngiliz Financial Times gazetesi koronavirüsünün 24 ülke arasında sadece Türkiye'yi olumlu etkileyebileceğini belirtti. Gazeteye göre düşen petrol fiyatları Türkiye ekonomisini pozitif etkileyebilir. Koronavirüs özellikle küresel büyümeyi vuracak başlıklı bir analiz yayınlandı. Çin ekonomik büyümesinde salgın kaynaklı 1 puanlık bir yavaşlama, Türkiye'nin ekonomik büyümesini 0,05 puan gibi küçük bir oranda olsa olumlu etkileyebilir denildi. Salgından en çok etkilenebilecek ülke Güney Kore olarak gösteriliyor. 1 puanlık Çin'de bir yavaşlama olursa bu Güney Kore ekonomisini 0,35 puan yavaşlatabilir. Zaten ilk kez Çin dışında Güney Kore'de bir fabrikada üretim askıya alındı Hyundai tarafından. Tabii Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için petrolde düşüş olumlu. İhracatta Çin'le rekabet edilen sektörler açısından da belki bir avantaj çıkabilir ama riskler de var. Risk iştahındaki azalma Türkiye gibi gelişen ülkelere sermaye akışlarını yavaşlatabilir değerlendirmesi yine Financial Times'ta yer aldı. İşte piyasalarda ana gündemi bu konu belirliyor ama bir toparlanma var. Özellikle altında bir düşüş yaşanmasına yol açtı bu durum. İçeride doların 5.97'de olduğunu aktaralım. Euro Türk Lirası 6.60 sınırında ve borsamız dün %2,43 yükselişle 122.000'in üzerinde kapanmıştı. Amerikan borsaları dün Çin'in Yuan adımları sonrası yükselişle kapandı. Asya borsalarında yine yükselişin devam ettiğini gördük. Özellikle petroldeki hareketi izlerken ons altında da piyasalardaki toparlanmanın 1550'ye kadar bir düşüşü beraberinde getirdiğini izledik. Peki içeride altın ne durumda? Gram altın bu sabah 298 liraya inmiş. Çeyrek altın 492, yarım altın 984 ve tam altın da 1962 lira. İstanbul'da Mert Yılmaz'la birlikteyiz. Ankara stüdyomuzda Ahmet Ergen de bizi bekliyor. Altın soruları var. Adil Aytekin diyor ki altın alıp 2020 sonuna kadar dokunmadan tutmak mantıklı mı demiş. Ya bir kere hani her zaman söylediğimizi bir kez daha tekrarlayalım. Bütün varlığı ya da bütün yatırımı tek bir finansal enstrümanda toplamak ya da o sepeti oluşturmamak, bir dağılım yapmamak çok doğru bir şey değil. Ama portföylerde zaten 2020 yılına başlarken mutlaka altın bulundurulması gerektiğini neredeyse bütün meslektaşlarım, bütün arkadaşlarım söylemişti. Yani 10-15 gibilerde düşünüyordum ben kendi adım ama özellikle işte yılın hemen 3. günde yaşanan Amerika-İran gerginliği sonrasında ortaya çıkan bu tip riskler, jeopolitik riskleri göz önüne aldığımızda bir miktar sanki o ağırlığın arttırılması, sanki böyle 25-30'lara doğru çekilmesi bence doğru bir strateji olabilir gibi düşünüyorum. Ya 1550 de ons bazında biliyorsun 1610'a kadar gitmişti bu İran'ın misillemesi sonrasında. Sonrasında bir miktar gerileme var ama hani 1550'ler sanki alım için uygun yerler gibi gözüküyor ya da olası aşağı doğru gelmelerde o marjın sınırlı kaldığını düşünüyorum. Sınırlı olacağını düşünüyorum. Altını fon olarak mı, gram altın hesabı olarak mı nasıl tavsiye edersiniz? Yoksa değişken fonlar mı demiş? Osman ya şimdi değişken fonla altın aynı şey değil bir kere. Yani her değişken fonun içinde altın olacak diye bir şey de yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Alınması düşünülen değişken fonun içeriğine ve iç tüzüğünün bir incelenmesi gerekir ama ya artık yatırımcı tercihi. Ben kişisel olarak hani birikimlerin yatırım fonları üzerinden değerlendirilmesinin daha doğru olduğunu düşünenlerdenim. Peki, şimdi Ankara'ya da bir döneceğiz. Gündemi izlerken bu Google'a açılan bir soruşturma vardı. Uzun süredir gündemdeydi. Bugün Ankara gündeminde öne çıkan bir başlık. Çünkü sözlü savunma alınacak. Ne olacak ve nasıl bir süreç olacak acaba? Ahmet Ergen'e bir soralım. Berfu, şimdi aslında Google'la ilgili 2017 Şubat ayından itibaren başlayıp devam eden böyle farklı soruşturmalarla gündeme gelen bir süreç söz konusu.
Hatırlanacaktır. Geçen yılın son günlerinde 15 Aralık itibariyle oluşan bir durum vardı. Yapılan açıklamalar vardı. 2017'de başlayıp ceza kesilen, idari para cezası uygulanan soruşturma sonrasında Google'la Rekabet Kurulu arasında bir uzlaşma, mutabakat sağlanamamış. Google tarafından açıklamalar yapılmıştı. Yeni çıkacak Android işletim sistemli yeni çıkacak modellere hizmet vermeme yönünde bir kararla gündeme gelmişti. Sonrasında Google Türkiye'deki faaliyetlerini, erişimini sona mı erdiriyor tartışmalarının da yaşandığı bir süreçti. Belki biraz daha o süreçle ilgili detayı da aktarırız ama şimdi bugün sözlü savunma aşamasına gelen soruşturma genel arama pazarındaki hakim durumunu Google'ın kötüye kullanarak alışveriş hizmetleri pazarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiasına yönelik. Bu iddiaya dayanarak 4054 sayılı rekabet kanununun 6. maddesini ihlal ettiği iddiası var Google'ın ve bu çerçevede açılan soruşturmada Google'a bir sözlü savunma imkanı verilmiş durumda. Şimdi bugünkü oturumda şöyle bir işleyiş olacak. Rekabet Kurumu Başkanı'nın bir kısa konuşması olacak. Bu soruşturmanın geri planını, sebeplerini, geçmişini anlatan bir konuşma. Sonrasında Google'la ilgili soruşturmayı yürüten ekibin bir açıklaması olacak kameralar önünde. Daha sonra kapalı bir oturum şeklinde Google'ın savunması alınacak ve bu savunma süreci bittikten sonra da tarih belirlenerek karar açıklanması için bekleyişe geçilecek ve bu soruşturmada da gelinen durum yakın zamanda açıklanmış olacak. Ama eski soruşturmaya dönersek 9 Şubat 2017'de açılmıştı ve bir para cezası uygulanması söz konusuydu. Para cezasıyla birlikte tespit edilen ihlallerin giderilmesi için Google'a 6 aylık bir süre tanınmıştı. İşte o 6 aylık süre Ağustos 2019'da dolmuş. Google'dan Rekabet Kurulu'na sunulan bu eksikleri, ihlalleri giderdik şeklindeki belgeler ya da açıklamalarda yetersiz bulunmuştu ve Kasım ayı başından itibaren Google'a günlük para cezası kesilen bir süreç başlamıştı. İşte bu sürecin sonrasında Google Türkiye'de faaliyetlerini sonlandıracak mı tartışmaları da gündeme gelmişti, söz konusu olmuştu. Hatırlatalım, benzer soruşturmalar Google için Rusya'da ve Avrupa Birliği'nde de uygulandı. Hatta Avrupa Birliği Komisyonu'nun kestiği ciddi ölçüde para cezaları vardı. Oldukça önemli bu açıdan ve söylediğimiz gibi bugün sözlü savunmayla aslında süreçte önemli bir aşamada tamamlanmış olacak Berfun. Evet, Ankara İstihbarat Şefimiz Ahmet Ergen bize ayrıntıları aktardı. Mert Yılmaz stüdyomuzda sorular var. Melek Hanım diyor ki borsada sert bir düşüş olmadı, toparlanma da hep hızlı oluyor. Yükseliş devam edecek mi demiş? Aslında 2020 yılı için borsa tarafında olumlu olduğumuzu hep konuşmuştuk. Yani hedeflerin aslında 145 bin, 150 binlerde olduğunu ki aracı kurumlardan gelen raporlarda 12 aylık dönemde aşağı yukarı benzer seviyeleri işaret ediyor. Burada iki önemli faktör var. Bir tanesi ve bence daha önemlisi faiz oranlarındaki çok ciddi gerileme. Yani o modelleme içinde yer alan risksiz getirinin düşmesi. Bir diğeri de ekonominin hem 2019'dan daha iyi olacağına yönelik beklenti hem de işte temel senaryoda 3-3,5 hükümet hedefiyle %5 büyüyecek ve özellikle iş talebe bağlı büyümeden kaynaklı bazı şirket ve sektör performanslarının iyi olacağı beklensin. Dolayısıyla yeni bir rekor yeni yılda kırıldı. 124.500. Hanımefendinin söylediği gibi aslında çok da derin bir satış olduğunu söylemek mümkün değil. Bir trend kırılması değil. Zaten bir yorgunluk sinyali vardı ve bir teknik düzeltme için bahane aranırken bu da iyi bir bahane olarak ortaya çıktı çok haklı bir gerekçe olarak. Ben genel manada pozitif olduğumu söyleyeyim borsa performansı açısından ama bunu kısa vadede hemen yeni bir rekoru beraberine getirecek güçte olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Abdurrahim Bey diyor ki seçimlere kadar dünya ekonomisinde bahar havası yaşanır diyebilir miyiz? Yani 2020 aslında Amerika'da seçim yılı. Evet. Böyle bir gerçek evet, var. Tabii tabii. Bu nedenle hani piyasaları konuşurken herhalde onu da dikkate almak lazım. Valla yani benim düşüncem şu, biliyorsun çok uzunca bir süre devam eden tartışmaların sonunda bu ticaret savaşlarının birinci fazı imzalandı. Şimdi ikinci faz görüşmeleri ne olacak, seçimden önce mi sonra mı kalacak tartışmaları devam ediyor. Ama benim düşüncem şu, Amerika'da bir kere hisse senedi yaygınlığı, sahipliği çok yüksek. Trump'ın bu konudaki hassasiyeti biliniyor. Dolayısıyla seçime giderken orada hisse senedi ya da borsa endeksleri üzerine bir satış baskısı yaratacak. Dolayısıyla
oradaki insanların keyfini kaçıracak, memnuniyetini kaçıracak ve kendisine belki de oy kaybettirecek bir aksiyon içinde olacağını düşünmüyorum. Bu da bir miktarda uluslararası tarafta farklı riskler ortaya çıkmadığı sürece sadece bu parametre üzerinden konuşacaksak iyi bir performans göstermesi için önemli bir gerekçe olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yavuz Bey sormuş, pazartesi enflasyon açıklandı ama hani yurt dışına odaklanıldığı için çok tepki vermedi. Ne zaman bitecek bu sorunlar ve derin bir oh çekeceğiz diye bir sorusu var. Vallahi yani enflasyon Türkiye'nin çok uzun yıllardır devam eden bir sorunu ve mutlaka çözülmesi gereken bir konu. Piyasa beklentisinin bir miktar üzerine geldiği doğru. Yıllık bazda 12'nin üzerinde tekrar bir enflasyon gördük. Zaten yılın yaklaşık ilk 6 ayında yüksek seyreden ve çift hanede devam eden, hatta zaman zaman belki Şubat'ta bir miktar daha yükseldiğini göreceğiz yıllık bazda. Eğer işler istendiği gibi giderse, planlandığı gibi giderse yılın ancak ikinci yarısıyla beraber bir enflasyon düşüş görmemiz mümkün. Hedef Merkez Bankası açısından 8.2, hükümet açısından 8.5. Bu hedef gerçekleşse bile 2 yılda %20'lerden yaklaşık 20.3'lerden 8'lere 8.5'lara gelmiş bir enflasyon için bir başarı olduğunu söylemek, kabul etmek mümkün. Ama hala dünya ölçeğinde hani %8'li enflasyonları konuşmak gerçekten Türkiye ölçeğindeki bir ülke için çok da şık durmuyor. Bu işin hani orta vadeli hedefi 5, hatta hatırlayacaksın 4.9 olarak hani psikolojik olarak da 5'in altında bir hedef konmuştu ama hala 5'in bile çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani bu işin şeyi Şampiyonlar Ligi %2'ler 3'ler seviyesinde oraya getirmek ve oradan sonrasında tekrar bu sorunların ortaya çıkmadığı, konuşulmadığı bir ekonomik iklimi yaratmak zorundayız. Çünkü Türkiye'nin geçmişte de bugün de belki gelecekte de yaşayacağı, yaşadığı ve yaşayacağı aslında bütün ekonomik sorunların temelinde gerçek manada bir fiyat istikrarının sallanamamış olması yatıyor. Bunu kabul etmemiz lazım hepimiz. Mehmet Pınar da diyor ki hani tekrar yükselişe mi geçti enflasyon? Aslında bunu Merkez Bankası da beklediğini söylüyor değil mi? Hani hayır, burada bir şey yok. Yani beklenmeyen, hesapta olmayan ya da... Zaten öngörülüyordu. Aynen, öngörülen bir şey bu. Merkez Bankası ne yapacak? Faiz kararı ne olur diye sormuş Mehmet Bey. İşte yılda 12 tane toplantı yapınca bu sorular hiç bitmiyor doğal olarak. Bir toplantı geçen bitti. Şimdi yenisi başladı. Valla Sayın Başkan'ın özellikle Davos'taki açıklamaları ve sonrasındaki enflasyon raporu açıklaması hani burada da söyleyeyim. Göreve başladığından beri bence piyasayla kurduğu en yalın ve en sağlıklı iletişim. Söylediği iki tane cümle var orada. Bir tanesi önümüzde bir alan vardı ve bunu hızlıca kullandık. Yani faiz indirimini önden yükledik. Son yapılan faiz indirimi için de artık bir ince ayarlama diye tanımladı. Bir dikkat çekici nokta, her faiz indirimi bir öncekinden daha küçük adımla geldi bugüne kadar. Yani bu toplam 1275 puanlık faiz indiriminde. Net tarihi bilmiyorum ama Şubat ayında 19 Şubat'ta bir toplantı daha var. Başkanın söylediklerinden ve enflasyonun her ne olursa olsun beklentiye rağmen bir miktar yükselmesinden dolayı ben en azından bir iki toplantının pas geçireceğini düşünüyorum. Ama yıl sonunda bir tek hane faiz beklentisi bence Merkez Bankası kafasında da var. Oradaki şeyin de niyeyse piyasa genelde bunu 9 olarak fiyatlamaya çalışıyor ama hani istatistik olarak bakarsan 9.75 faizle tek haneye tekabül eder. İşte altın soruları çok. Altın yorumu demiş. Hanımlardan mı geliyor? Hayır, aslında Gökhan Bey atmış, İlhan Tanrı verdi atmış. Altın tahminlerini merak ediyorum demiş. Konuştuk ama hani kaçıranlar için ne diyelim kısacık. Bir de gram altın 330 lira olur mu diye Fehmi Cengiz'in bir sorusu var. Vallahi o kadar teknik seviyeye hakim değilim. Öncelikle onu söyleyeyim ama söyleyebileceğim şey şu. Portföylerde bulundurulması gerekiyor ve tüm bu yaşananlar yılbaşından beri yaklaşık bir aylık dönemde yaşananlar o ağırlığın biraz arttırılması gerektiğini işaret ediyor. Ons bazında bakıldığında bu fiyatların alım için uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. Dolar TL tarafına bakıldığında yeni bant artık sanki 5.95-6 lira arasında olmuş gibi gözüküyor. Yani o 5.85-5.95 biraz yukarı doğru taşındı. Kurda çok ciddi bir geri çekilme beklemiyorum ama 5.95'in altına gelse belki bir miktar daha bir aşağı gelmesi söz konusu olabilir ama ben özellikle ons fiyatlaması üzerinden bakıldığında buraların altında bir şeyin çok derin bir aşağı yönlü hareketin çok şey olduğunu düşünmüyorum. Olası olduğunu düşünmüyorum. Bir reklam arası vermemiz gerekecek mi? Yönetmenimize soruyorum. Reklam arası yok. Peki devam. Murat Bey de diyor ki yani borsa altın çok yükseldi, faiz düşük, parayı nereye yatıralım diye sormuş. İşte hani sepet dedik. Belki sepetin içeriğini biraz altın dedik ona. Türk yatırımcısının kafasını karıştıran sorulardan bir tanesi bu. Özellikle TL taraftaki getirinin cazibesini kaybetmesi ve çok yakın geçmişte aslında 24-25 net faizlerden şimdi neredeyse tek haneli ve brüt faizlere gelmiş olmak yatırımcıyı çok da TL tarafında cazip kılmıyor. Bunun sonuçlarından bir tanesi dolarizasyonda görüyoruz. Her ne kadar pastanın içinde dolar, yabancı para miktarı azalıyor gibi gözükse de özellikle gerçek kişilerin hala döviz almaya devam ettiği net biçimde gözüküyor.
Valla burada yapılması gereken şey mutlaka bir portföy mantığında değerlendirilmeli. Ve gene de TL tarafta mutlaka bir miktar para bulundurulmalı. Ama bunu sanki bugünün ikliminde bir miktar daha performanslarına özellikle TEFAS üzerinden bakarak, inceleyerek yatırım fonları üzerinden yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye için tüm bu yaşananların sonunda ortaya çıkan iyi sonuçlardan bir tanesi de yatırımcı ilgisinin yatırım fonları üzerinde çok ciddi kendini hissettirmesi. Son yılların en yüksek gerek piyasalardaki yatırımcı sayısının artması özelinde, gerekse yatırım fonlarına aktarılan para büyüklüğü açısından son derece önemsediğimi söylemek isterim. Şimdi Amerikan seçimleri ve dolara etkisini sormuş Nuray Hanım da. Dolar üzerinde bir baskı yaratır mı Amerikan seçimleri? Yani dünya çapında ve bu bizi de etkileyecek bir şekilde. Valla yani genelde bakıldığında 1.16 gibi bir euro dolar çaprazı bekleniyor yıl sonu itibariyle. Ben çok o görüşte değilim. Yani buralardan 1.10'lardan kalkıp 1.16'lara kadar gitmesini, daha çok var gerçi yılın geri kalanında ama ben hala orta uzun vadede doların euroya karşı en azından ya da gelişen ve gelişmekte olan para birimlerine karşı değerli kalacağını düşünüyorum. Bu paritenin buradan daha hızlı aşağı geleceği manasına gelmeyebilir ama öyle yani çok ciddi manada bir değer kaybı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bugün için hani dünkü yükseliş sonrası borsada yükselişin devam edeceği beklentisi genel olarak dillendiriliyor. Mesela yani, ne bekliyorsunuz? Teknik olarak yani %2,5 yukarı gitmiş bir piyasa ister istemez en azından o momentumunu bir sürdürmek isteyebilir. Ama geçtiğimiz günlerde de gördük. Zaman zaman kar satışları geliyor. Bunu da doğal karşılamak lazım. Bir kez daha söyleyeyim. Bu bir trend değişikliği değil. Şimdilik bakacağımız yer bir önceki zirve seviyesi 124.500. Orası aşılırsa ancak hareketin hızlanması, yeni katılımcının oyuna girmesi söz konusu olabilir. Zaten 119.000'ler seviyesinde bir boşluk vardı, bir gap vardı. Teknik olarak oranın dolmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. O desteğin çalışmasını da önemsiyorum ama kısa vadede yani bugün bir momentumla, yani dünkü kadar olmasa da bir pozitif, yatayda bir miktar pozitif bir açılış söz konusu olabilir ama hani kısa vadede bir kez daha söyleyeyim o 124.500 aşılmasının yeni bir zirvenin test edilmesi ihtimali bence şimdilik biraz zayıf gibi gözüküyor. Peki gün içinde takip edeceğiz gelişmeleri. İnfo Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Mert Yılmaz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize de soru ve yorumlar için teşekkür edelim. Şimdilik hoşça kalın.